Evet, merhaba, teşekkür ediyorum Orhan Hocam. Ben bugün karşılaştırmalı örneklerde Türkiye'deki agroturizm potansiyelinden bahsedeceğim. Bu örneklerden biri de sizin de bahsetmiş olduğunuz bizim Kaz Dağları'nda şu anda inşa etme sürecinde olduğumuz ve ufak tefek etkinliklerine başladığımız projemiz olacak. Ben kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben veteriner teknikerim, klinik aromaterapistim. Aynı zamanda tıp tarihi doktorası yapıyorum. Ve bu çiftlik işi bizim yaklaşık 10 senedir içerisinde olduğumuz ve emek harcadığımız bir iş. Bu böyle önce arazileri, doğru arazinin bulunması, istediğimiz büyüklüğe getirilmesi, ondan sonra yavaş yavaş içine suyun getirilmesi, taşların temizlenmesi ve benzeri bir sürü süreçten geçtikten sonra şu anda içerisinde 150 tane koyunun olduğu ve bir tıbbi aromatik bitkiler, 20 dönüm kadar bir tıbbi aromatik bitkiler bahçesinin artık 2 yaşına geldiği bir operasyona dönüşmüş durumda. Şimdi ben bizim yaptığımız şeyleri anlatmadan önce dediğim gibi önce bir Türkiye'deki genel şeyden bahsetmek istiyorum, durumdan bahsetmek istiyorum. Sabahat Hocam çok güzel şeyinden bahsetti, yani akademik altyapısından bahsetti bunun. Benim sunumum biraz daha gözlemlere ve bizim çiftliği hayata geçirirken başkalarından öğrenmek için attığımız adımlara dayalı olacak. Hocamdan, Sabahat Hocamdan ayrı olarak ben Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün tanımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da örgüt şu şekilde tanımlıyor çiftlik turizmini, agroturizmi. Operasyonel tarım işletmelerinin, operasyonel yani şu anda tarım faaliyeti yürütmekte olan işletmelerin eğitim ve diğer aktif katılım gerektiren faaliyetler için kısa veya uzun dönem ziyareti olarak tanımlıyor. Ve dolayısıyla baktığınız zaman yani bir çiftlik turizminden, agroturizmden söz etmek için bir çiftçi, bir turist ve bir tarım operasyonunun bir arada olması gerekiyor. Bunu günübirlik bir çiftlik ziyareti de olabilir, bu hafta sonu da olabilir, uzun normal bir tatil gibi de planlanabilir veya gönüllü çalışma programlarıyla çok farklı formatlarda da sunulabilir faaliyetler bunlar. Çünkü bir önceki sunumda Ricardo Passero'nun da anlattığı gibi burada amaç çiftlik faaliyetinden vazgeçmesi değil, o faaliyetleri sürdürmeye devam etmesi. Ve zaten bu turizmi yapmayı tercih eden insanlar da bunun için bu mekanlara geliyorlar. Ve çiftlik turizmi yine böyle tanımına baktığınız zaman ekoturizmin, kırsal turizmin altına düşüyor. Ve içerisinde sadece böyle işte bir hasat, bir ekim, bir biçim yok. Çiftliğin faaliyeti neyse, yani bu çiftliğin faaliyeti bir at yetiştiricilik olabilir, bir kas çiftliği olabilir. Neyse o faaliyeti iştirak etmek olduğundan burada çok çeşitli aktiviteler turistlere sunabiliyor. Yani bu en basit hasat festivalleriyle başlayarak en böyle artık hani ön bir eğitim gerektirip sonra işte orada gidip bir keçinin, ineğin sağılması, bir koyunun kırpması veya ben Endonezya'da görmüştüm fillere pedikür yapılması. Yani bir fil yetiştiricisinin fillere pedikür yapmak için kırsal turizm işletmesi şey yaptığını görmüştüm. Bu seviyede bir operasyondan bahsediyoruz. Bütün konuşmacılarımız bahsetti. Ben de özellikle şeyden değinmek istiyorum. Neden bu faaliyetleri yapıyoruz ve biz mesela Kaz Dağları'nda neden bu işi önemsiyoruz? Çünkü mesela bizim bölgemizde normalde susuz tarım yapılıyor ve susuz tarımdan böyle bir aile 80 dönüm kadar bir alan mesela düşünün. 10-15 futbol sahası büyüklüğünde çok büyük arazilerden bahsediyoruz. Susuz tarımda işte buğday, arpa gibi bir şeyler ekiyorlar ve bütün bir sene sadece işte bütün masrafları gittikten sonra 10 bin lira gibi bir para kazanıyorlar. Dolayısıyla bu da bir göç tetikliyor. Gençler köyden ayrılıyor. Köyde sadece yaşlılar ve hastalar kalıyor. Bu kötü bir durum. Biz burada eğer bu insanların kendi kültürleriyle tarım dışı zamanda ve kendi işte günlük faaliyetlerin esnasında şehirlerden turizmi buraya getirip bunlara ek gelir kaynağı, işte gelir kaynaklarını çeşitlendirebilirsek hem bu göçü durdurabiliriz, hem oradaki ekonomik kalkınmayı hızlandırabilir, hem de burada gençlerin gitmesini engelleyerek güzel bir dönüşüm başlatabiliriz. Bu mesela İzmir'de kekik üretimiyle, tıbbi aromatik bitki bahçeleriyle sağlanmış bir dönüşüm.
Bununla birlikte şey de çok önemli, köy ve şehir arasındaki diyalog da çok önemli. Köyden kalifiye insanların gidip, yani kalifiyeden kastım ekonomi, işte pazarlama ve benzeri normalde köyde olmayan yetkinlikleri gidip bu insanlarla vakit geçirerek onları anlatması, onların kendini geliştirmesini sağlaması, sadece diyalog kurarak, bir eğitim değil yani, sadece orada bulunarak köylünün de kendi yaptığı emeği onlara göstererek ortaya koydukları emekleri şehirde kıymetinin bilinmesi gibi bir dönüşümü tetikliyor bu faaliyetler. Yani bütün hani akademik olarak alt alta yazdığımız yerel ekonominin geliştirilmesi, devlet destekli gelişimin desteksiz gelişimin hızlanması ve benzeri faydalarına ek olarak. Ben şimdi bir iki tane Avrupa'dan örnek göstermek istiyorum. Allah'tan İtalya'yı seçmemişim. Çünkü İtalya çok güzel anlatıldı. Ama bize benzeyen, yani Akdeniz bölgesinde bize benzeyen coğrafya ve iklimde ve tarımsal faaliyete sahip bir iki ülke seçti. Bunlardan birincisi Yunanistan. Bu slaytta gördüğünüz bilgiler onların kendi agroturizm faaliyetlerini tanıtmak için kullandıkları bir metin. Ben bu metni okumayacağım. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Yunanistan'da ne yapılıyor? İşte zeytin toplanıyor, zeytin hasadı yapılıyor, zeytinyağı çıkartılıyor. İşte çok güzel bağları var, şarap yapıyorlar. Akdeniz mutfağı, işte balıkçılık var ve bunları anlatırken diyor ki işte antik çağdan kalma meyveleri geleneksel usullerle işte ürünlere dönüşmesine tanık olun, bunları bu eğitimlere katılın, kendinizi geliştirin. İşte her bir bölgesi kültürel ve şey olarak inanılmaz zengin, doğasıyla inanılmaz zengin diye anlatıyor. Biz bunları Türkiye için de söyleyebiliyoruz. Ama ben mesela bizim Assos'ta bir küçük evimiz var. Orada köylülerle konuşup bu zeytin hasadında yani işçi bulmakta zorlanıyorsunuz. Neden bir kırsal turizm şeyi başlatmıyoruz burada dediğim zaman aman işte bu atıl köyde kim gelip bizimle zeytin silkecek veya gibi bir yaklaşımları var. Çevirmenlerden özür diliyorum. Ama yani bu şekilde bakıyorlar olaya. Bu anlamda STK'ların ve devletin buralara gidip köylüleri kendilerini geliştirmeleri için sattık yani hasat ettikleri, ürettikleri ürünlerin kıymetini anlatması ve kendilerini anlatmalarına yardımcı olması çok büyük önem taşıyor. Ben sunumun sonunda buna da bir örnek vereceğim. Veya İspanya'ya baktığımız zaman Sabahat Hocam'ın da bahsettiği gibi İspanya kendini agroturizmde bir network kurmuş ve bu network üzerinden diyor ki işte bu kadar biyosfer rezervine sahibiz. Neden İspanya'ya gelmelisiniz? Çünkü rezervasyonunuzu yapmak çok kolay ve güvenli. İspanya'nın her yerinde bir agroturizm tesisi bulup buralarda doğal parkların içinde kalabilirsiniz diyor. Ve yani mesela bu tesisleri erişilebilir hale getiriyor. Sadece kendi ülkesinde değil, aynı zamanda uluslararası pazarda da bunu yapıyor. Sabahat Hocam'ın da sunumunda belirttiği Tatuta Buğday Derneği'nin bu anlamda çok önemli bir network'ü. Çünkü hem uluslararası bağlantıları var hem de kendi içerisindeki çiftliklere gidip o çiftliklerin faaliyetlerinin bir parçası olarak bir emek sarf edebiliyorsunuz orada. Yani normal rutininizin dışına çıkıp bir kırsal turizm faaliyetinde bulunuyorsunuz. Hem de gittiğiniz çiftliğe katkıda bulunuyorsunuz ve onlar da sizin yetkinliklerinizden faydalanıyorlar. Bu çok önemli bir proje. Bizim de bir sene sonra inşallah katılım sağlamayı istediğimiz bir proje. Çünkü burada günübirlik değil daha uzun vadeli insanlara konaklama imkanı sağlanması gerekiyor. Son olarak bir de Fransa'dan bahsetmek istiyorum. Bu bizim projeyle de çok alakalı çünkü. Fransa'da biliyorsunuz lavanta hasadı, gül hasadı, bağ bozumu, yine şarap peynir festivalleri, kaz ürünleri, ekmek yani bir baget üretimi. Bu ekmek yapmayı öğrenme meselesi ki hani buğdayın ana vatanı olan Türkiye için de çok büyük potansiyeli olsa da hiç değerlendirmediğimiz bir çiftlik faaliyeti ve atçılık gibi bir sürü şeyi görüyoruz. Fakat yani bu son üç tane ülkede size gösterdiğim slaytlarda bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Bunlar gerçekten tablo gibi manzaralar. Tertemiz doğa ve binalar harika. Yani Ricardo Passaro da burada agroturizmin şeyini anlatırken yani ülke olarak amaçlarından bir tanesini anlatırken doğanın korunması ve artı
var olan yapıların restorasyondan bahsetti. Bu çok önemli bir şey. Maalesef Türkiye'de şu an bu seviyede değiliz. Hep yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İskandinavların üçgen evlerini aldık, Rize'ye koyduk. Halbuki ne kadar güzel Karadeniz mimarisine sahip evlerimiz var bizim buralarda. Şimdi baktığınız zaman bütün bu örnekler ve ülkeler üzerinden agroturizminin, çiftlik turizminin olmazsa olmaz dört tane şeyi var. Bir tanesi ziyaretçinin görebileceği bir şey sunmanız. Bu sizin çiftlik faaliyetinizle ilişkili bir unsur olabilir. Bitki türü olabilir, hayvan türü olabilir, etnik kültürel yaptığınız bir faaliyet olabilir. Ziyaretçinin aktif olarak rol alabileceği bir faaliyet sunmak. Burada işte hayvanların sağımından, hasada katılmaktan veya bölgedeki bir işte balıkçılığı yapılan gölde belki balık tutmak veya suya girmek gibi bir faaliyettir. Satın alabileceği bir şey sunmak ki bu çok önemli. Çünkü yine biraz sonra örneklerini göstereceğim. Türkiye'de nereye giderseniz gidin şurada Eminönü'nde plastik mıknatıslar, acayip şeyler satılıyor. Tüllere sarılı kimyasallar satılıyor. Satın alabileceği bir şey agroturizm dendiği zaman bunlar değil. Yöreye has bir reçel, bir şerbet, bir şurup, bir oranın çanağının içerisinde yapılmış bir şey. Yani Çin'den 1 milyon adet getirilmiş bir bardağın içerisine renkli taşlar koymak değil. Bunun haricinde de yine tadacağı otantik lezzetler sunmak çok önemli. Şimdi ben Türkiye'nin neresinde kırsal turizm için araştırma yapmaya gitsem bana kebap sunuyorlar. Trabzon'da hatta bir günümü Trabzon yemekleri arayarak geçirdim. Hatta kırsal turizmin ötesinde ve herkes bana bunun çok zor olduğunu söyledi. Çünkü Trabzon'da Karadeniz yemeği evde yapılıyor. Maalesef bir turist olarak buraya gittiğinizde köyde veya şehirde buna işte bir karalahana sarmasına ulaşamıyorsunuz. Bol bol kebapçı var. Şimdi buradan kendi çiftliğimizden size bir iki resim göstermek istiyorum. Dediğim gibi bizim şu anda 20 dönüm bir bahçemiz var. Tıbbi aromatik bitkiler bahçesi. Soldaki resim birinci yaşı. Sağdaki resim de bu sene üçüncü yaşında. Artık ikinci yaşı. Artık bu sene üçüncü yaşında olan bu bitkilerden biz uçucu yağlar, hidrolatlar ve çaylar üreteceğiz. Geçen sene yapmaya çalıştığımız faaliyetlerden bir tanesi, daha doğrusu yaptık ama pandemiye kurban gitti. Ve şöyle söyleyeyim, biz bu faaliyeti akşamleyin saat 9'da duyurmuştuk. Sabahleyin uyandığımda ajanstan beraber çalıştığımız Acenta'dan beni arayıp Rana Hanım doldu, bunun ikinci, üçüncü gruplarını açalım mı diye sordu. Bu kadar da büyük ilgi var. Yani ben sadece bizim çiftlik için söylemiyorum ama agroturizme böyle bir ilgi var. Yapmayı düşündüğümüz şey de hiç kalınacak yer olmamasına rağmen size bütün bu anlattıklarım çerçevesinde şunu sunmak istedik. Biz kalacak yer sunamadığımız için güzel kalacak bir yerde ağırlama, çiftlik ziyareti, onları bütün çiftliğe yürütüp yaptığımız adımları, faaliyetleri anlatma, bahçenizde hasat, ertesi gün yaptıkları hasattan bir ürün üretme ve sohbet etkinliği olarak böyle bir hafta sonu için düzenlemiştik. Ve dediğim gibi yani inanılmaz bir ilgi, çok hızlı olan bir etkinlik oldu. İnşallah pandemi biterse de bu etkinliklere devam etmek istiyoruz. Ve burada kendi misafirlerimizi ağırlayacağımız yerler yaptıktan sonra da buradaki köyde mesela işlemecilik yapılıyor. Köylüleri eğiterek turistlerin ilgisini çekebilecek. Çünkü onlarda zanaat var ama herkes her zaman aynı şeyi yaptığı için ufak bir eğitim, bir yol göstermek gerekiyor. Onların zanaatını şehirden gelen turist tarafından ilgi çekecek hale getirmek üzere bir kapasite geliştirmek istiyoruz burada. Dediğim gibi ben çok gezdim. Yani Iğdır'a gittim, Isparta, Burdur, İzmir, Kars, Düzce ve yani o kadar çok faaliyetimiz var ki Türkiye'de hem tıbbi aromatik bitki hasadı, bağ bozumları, kuş gözlemi, bu mesela Kuzey Doğan'ın yaptığı yaban hayat gözlemi, boz ayıları gözlemleyebiliyoruz, balıkçılık, traktör sürüşü, çok koyun kırpma, yani inanılmaz fazla faaliyetimiz var ve bunların hepsinin görsel hale getirilmesi, köylünün bu konuda bilinçlendirilmesi ve kendini anlatmada yardım
şey yapması gerekiyor. Yani bu programların, İPART programları harika programlar. Fakat yani en eğitimli şehir insanları için bile bu destekleri almak bir danışmandan geçiyor. Çok kapsamlı projeler hazırlanıyor. Bu anlamda belki bu İPART projelerinin bazıları da kırsalda kapasite geliştirmeye yönelik yeniden değerlendirilebilir. Yani sadece bir fiil yatırım değil, burada kapasitenin geliştirilmesi üzerine bu başlatmış olduğunuz etkinlik gibi örnekler çoğaltılabilir. Dediğim gibi ağırlama çok önemli, temizlik, düzenlik çok önemli, binaların görüntüsünün değiştirilmesi çok çok önemli. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da turistleri buraya çekmek, o size gösterdiğim diğer Avrupa ülkelerindeki tablo gibi portreler çıkartabilmek istiyorsak, çünkü doğamız buna uygun, yemeklerimiz harika, bir sürü faaliyetimiz var. Yani bunları birazcık makyaj yapmak gerekiyor herhalde, ya da sahip çıkmak gerekiyor makyajdan çok. Burada bir örnek vermek istiyorum. Tema'nın Artvin'de yaptığı şey. Burada Artvin'de Maçaer bölgesinde önemli bir arı türünün keşfinden sonra buraya yerleşiyor ve solda gördüğünüz binayı inşa ediyor. Diyor ki burada bir kırsal turizm hamlesi yapmamız lazım. İnsanları buraya getirirken buradaki doğayı korumamız gerekiyor. Dolayısıyla onlara kendilerini nasıl anlatmaları gerektiği, nasıl yani bir yerlerde insanları ağırlamaları gerektiği, ürünlerini nasıl satmaları gerektiği, doğayı nasıl korumaları gerektiği, nasıl temiz tutmaları gerektiği anlatılıyor. Ve Maçaer şu anda gerçekten inanılmaz önemli, güzel ve hakikaten hiç, yani girdiğiniz zaman Türkiye mi burası dediğiniz bir vadi. Bunun haricinde önümüzdeki adımlarda dediğim gibi bu destek programlarının biraz anlaşılabilir, erişilebilir ve böyle 20 bin, 30 bin lira bedel biçmeden, danışmanlara bu paraları vermeden akıllı insanların kendi başlarına kurgulayabileceği modellere evirip devlet arasında mevzuatları da konuşturtup, bazen çünkü biz mesela şey örneğini vermek istiyorum. 100 tane koyunumuz var, bir tane ahıl yapacağız. Ahıl yapacağız. Bütün yani mimarlarla konuşuyoruz. En fazla 200 bin lira yatırıma ihtiyacımız var. Bir ipart projesi yazdırdık. İki ayrı danışmana, bir tanesi 1 milyon dolar, bir tanesi 1,5 milyon dolarlık proje önerdi bize. Yani bu çok gerçekçi olmayan. Ve ben neden bayram için daha Ahmetçe köyüne 20 tane hanesi var, 1,5 milyon dolarlık proje yapayım sorusunu sorduran işler bunlar ve dolayısıyla biz İPARK'tan o sene vazgeçtik. Bunun haricinde yine kırsal turizmin de geliştirilmesi için kesinlikle ve kesinlikle akademik çalışmalarında yoğunlaşması gerekiyor. Çünkü özellikle sahada araştırma bazlı akademik çalışmalar yapıldığı zaman bu insanlar da bu köylere gidiyor, ziyaret ediyor, onlarla konuşuyor ve bir yerde dönüşümün başlamasını sağlıyor diyorum. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İletişim bilgilerim bunlar. Referanslarda sunumdan bu şekilde ilgilenenler için teşekkürler. Evet, Sayın Doktor Rana Babaca, teşekkür ediyoruz. Güzel örnekler ve kendi deneyimlerini bizlerle paylaştılar. Bu çok değerli bizim için. Bunu takiben. Tabii bizim de aslında konuşacak arada çok şeylerimiz var ama onu daha sonraya bırakıyorum. Zamanımız arttığı takdirde ki artacaktır, ona inanıyorum. O çerçevede gene konuşacağız. Şimdi bir diğer değerli konuşmacımız, kendisi Polonya'dan katılıyorlar. Sayın Iwona Majewska, kendisi çiftlik turizminin desteklenmesi konusunu bizimle paylaşacak. Tabii Polonya Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra, Avrupa Birliği'ne dahil olduktan sonra çok önemli değişimleri de özellikle Avrupa Birliği fonlarının da etkisiyle gerçekleştiren bir ülke. Ben iki kez Wrocław, özellikle Wrocław bölgesinde iki farklı dönemde bir yıl arayla kırsal turizm işletmeleri ve organik tarım turizmi işletmelerini gezmek ve aynı zamanda bir network'ün de üyesi olarak o dönemde Rural Extension Network in Europe grubunun da, yani Avrupa'da kırsal extension, kırsal yayım ağının da bir davetlisi olarak katılmıştım. Çok ciddi bir potansiyel ve çok önemli dokunuşlar yaptıklarını gözlemledim. Hem kırsal peyzajın korunması, hem
rekreasyonel değerlerin artırılması ve hem de mimari olarak kendi özgün mimarilerini koruyarak süreci çalıştırmalarını takdirle takip etmiştik. Bu çerçevede özellikle tabii Orta Avrupa ve Avrupa'nın bütününde de ve kırsal alanların bütününde de esasen insanlardaki o misafirperverliklerini de görmek ve yaşamak fırsatımız olmuştu. Bu çerçevede ben Sayın Mayerska'ya sözü devrediyorum. Buyurunuz Sayın Mayerska.